Evet, sağlık vakti devam ediyor efendim. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mahmut Kalender yine stüdyo konuğumuz. Nasılsınız? İyiyim hocam hanım, çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Yine güzel bir konu. Düz tabanlık nedir? Nasıl tedavi edilir? Ben ilk defa bak düz tabanlığın tedavisini bilmiyordum. Var mı düz tabanlığın tedavisi? Ya şu kanser, manser, ölümcül hastalıklar olmasın. Bunlar bir ortopediden sık tedavi edilen, çok da güzel sonuçları olan bir şeyi var yani. Nasıl tedavi ediliyor peki düz tabanlık? Şimdi düz tabanlık deyince tek tipi yok bunun. Hı hı. Yani düz tabanlık deyince başlıca ikiye ayırıyoruz. Bir esnek düz tabanlık var. Bir de rigid, yani kalıcı düz tabanlık var. Hı hı. Yani onlar normalde dinlenirken de ayakları böyle, yere basınca da böyle. Hı. Ama esnek düz taban dediğimiz, ayakları dinlenirken böyle kavisleri vardır. Yere basınca çöker. Hı. Yere basınca. Kolay tedavi edilen bunlar. Yani o yere basınca çöken ayakların, bizim sinüs implantı dediğimiz bir şey var. Son 10-12 yıldır kullanıyoruz. Yani talus ve kalkanüs arasında, bu ayakta iki tane kemiktir. Bunların arasına 1-1,5 santimlik bir yükseklik yerleştiriyoruz. Bu kapalı 2-3 milimetrelik bir ameliyatla yapılıyor. Sonrasında hastanın bütün kavisi oluşuyor. O yürürken ayağının çökmesi geçiyor. Hatta ayak numarası 1 numara kadar küçülür. Ah. Bu şey olarak tabii. Ayağı da küçülüyor. Ayağı da küçülüyor. Bak bunu bilmiyordum. Hı-hı. Ayak küçültme ameliyatları da var. Cinderella ameliyatı dediğimiz bir ameliyat var. Düz tabanlık varsa onu hallediyoruz. Bu ayakta taraklı ayak varsa bu baş parmakta çıkıntılar vardır. Hallux valgus vardır. Onu tedavi ediyoruz. Varis altlarından asırı, uzun parmağı, onları tedavi ediyoruz. Tekrar ayağa bir şekil veriyoruz. Biz bunun toplamına bir Cinderella ameliyatı diyoruz. Wow. Yani ayağa ayakkabıyı uydurmak, bu şey kül kedisinde olduğu çok gibi. Çok yani. Ağrılı ve acılıdır. Yani bir gece ağrı hisseder. Onun için de zaten ilaçlar falan veriyoruz. Öyle çok acılı bir dönem değil ama 1,5 ay alçıdadır. Oo, daha kemik ameliyatı yapıyorsak. Kemik sonuçta yani. Kemik ameliyatı yapıyorsak, yani kemikleri tıraşlayıp veya kesip yeni şekil verip onları da kaynatıyorsak, onun kaynama süresi 1,5 ay. En az o sürede hasta alçıda kalır. Yani bunu iki taraflı yaptırayım, kurtulayım diye gelenler var. İki taraflı ayağınız alçıda olursa yürüme şansınız kalmaz. Ben onlara sizi birinin kucağında tuvalete götürmesi gerekir diyorum. O zaman vazgeçiyorlar yani. Bizim toptancılığı çok sever bizim insanımız. Geleyim mi iki düz tabağımı birden halledeyim. İki kemiğimle çıkıntı var, şunları da halledeyim. Nasırlarımı halledeyim. Şurada bir kere bir gireyim çıkayım da ondan sonra yürüyerek giderim zannediyor. Yok. Son şeyde iki ameliyat arasında biz en az 3 ay 6 ay süre koyuyoruz. Anladım. Bunların peki, hepsinin tedavisi var. Düz tabanlıklarda bu rigid düz taban dediğimiz kalıcı böyle dümdüz görüntüsünde de artık bacak, ayak ön kısmı dışa doğru dönmüş, iç kısmı orta kısmından çıkıntılaşmış. Yani bunları ben şeylerde çok görüyorum. Uzun süre ayakta kalmak zorunda kalan o fırıncıları falan yok mu? O kürek evet. Çeken o çocuklar. O çocuklara baktığın zaman ayaklarına hakikaten acır haldedir. Yani bunları ayakkabıyla falan da düzeltmenin imkanı yok. Çocukluk döneminde bazen bu esnek düz tabanlara tabanlıklar yazdırıyoruz, özel ayakkabıları veriyoruz falan. Bunlar da bu işi düzeltmez. Yani ben çocuğuma işte yıllarca düz taban için ayakkabı kullandım, tabanlıkları aldım falan ama çocuk hala basınca görüyorum düz taban. Yani bunlar o çocuğun daha uzun yürümesini sağlar. Hı. Yani atıyorum yeni yürümeye başlamış 1,5-2 yaşında bir çocuğunuz var. Hı hı. Sizle yolda yürümek istemez. O çocuk biraz gider kucak ister. Onlardan şüphelenmesi lazım ailen. Yani ilkokula yeni başlamış bir çocuk teneffüsleri de çıkıyor. Bir 10 dakika arkadaşlarıyla oynuyor, ondan sonra bir hafta ağrısını çekiyor. Yani bu çocukların mutlaka o tabanlıkları, özel ayakkabıları falan kullanması lazım. Ameliyatları bunların ergenlik çağından sonra başlar. Yani ayak numarasının oluşmuş olması gerekir. Yani 42 olacaksa 42'dir. Kızlarda işte 35-36 olacaksa 39 olacaksa artık odur. Biz ayak filmini çekip baktığımız zaman, yani büyüme kıkırdakları kapandıysa tedavi o zaman başlar. Öncesinde bu ayakkabılarla, tabanlıklarla filan idare etmelerini öneririz. Bu da ailenin rahatlamasını, çocuğun işte daha uzun yürümesini, işte bir top oynarsa filan bir hafta bunun ağrısını çekmemesini filan sağlar. Hı hı. Yani birazcık olayları yetişkin çağa kadar geciktirir. Anladım. Peki topuk dikeni nedir ve nasıl tedavi edilir?
Topuk dikeni dediğimiz özel bir hastalık. Yani neden oluşur? 40 yaşından sonra genelde 20'li yaşlarda gördüğümüz bile oluyor. Yani %80-90 40 yaşından sonra uygunsuz ayakkabılardan, aşırı kilolardan, ayak yapısının bozukluğundan, ayak tabanında bizim kalkonu istediğimiz bu topuğun tam arka kısmında bir kemik var. Hı hı. O kemiğe bağlanan ayağın tarak kemiklerinden gelen şöyle parmağım kalınlığında bantlar var. O bantlar oradan çekiştire çekiştire uygunsuz ayakkabılardan, aşırı kilolardan, ayak yapısının bozukluklarından burada uzantılar oluşmaya başlar. Tam o kalkonu istediğimiz yerde. Hı hı. Yani filmde çektiğimiz zaman orada normalde yuvarlak olması gereken kemiğin ucunda şöyle parmak ucu gibi bir diken gibi bir uzantı olduğunu görürüz. Vatandaş da buna adını topuk dikeni koymuş. Biz kalkaneal spor diyoruz tabii. Orijinal adı farklı bunların. Hı hı. Bunların tedavisi eskiden hakikaten çok zordu. Yani bölgeye oraya tam topuğuna ki ayak tabanından yapılıyor. Ağrılı enjeksiyonlar yapılır. Bunlar işte genelde kortizol yapılır. Kortizol yaparsanız 5-6 ay sonra hasta maalesef aynı şikayetle gene gelebilir. Veya o ayak tabanında ultrason dalgalarıyla kırma şeyleri vardı. Onlar da tedavi şansı maalesef %30'larda 40'larda. Yani ben onu yaptırdım, kurtuldum diyen hasta çok az. Bunlar için özel gene tabanlıklar tavsiye ediyoruz. O topuk kısmını boşta bırakan, çorap gibi ayağa giyilen onlardan tavsiye ediyoruz. Onları kullanan hastalarımız yeni başladıysa bu bir 6 aylık, 1 senelik zamanda kendi kendine geçme olasılığı var. Geçmediyse artık ben 3 yıldır, 5 yıldır bunu çekiyorum diyorsa bunun Tenex dediğimiz son dönemlerde son 3 yıldır kullanılan yurt dışında daha yaygın. Bizde henüz benden başka yapan ben şeyde yayınlarda görmedim bir yöntem bu. Yani ayak tabanının da bizim işimiz yok. Yani bastığı kısımda bir problem yok. Ayağın şöyle şu iç kısmından 2 milimetrelik bir aralıktan kalem ucu kalınlığında bir aletle girip onun ucunda bizim piezo sistemiyle çalışan Tenex dediğimiz bir cihaz var. Hı hı. O oluşmuş kemik parçalarını, ölü dokuları bu yüksek frekanslı ultrason dalgalarıyla direkt noktaya dokunarak parçalıyor, onları eritiyor. Hı. Sonra da içerisinden yüksek basınçlı suyla, ona da tenjet diyoruz. Yüksek basınçlı suyla ki izotonik sıvılarla yapıyoruz bunu. O kalıntıları temizliyor. Yani ameliyat sonrası, bu ameliyat yarım saat 45 dakika bilemediniz bir saat sürer. Ameliyat sonrası filmlere baktığım zaman o eski diken şeklinde olan kemiğin sadece silüeti kalıyor. Gene etrafta şeyi görünüyor ama 6 ay sonra film çekildiğinde o tamamen düzleşmiş olarak görünüyor. Ağrı, acı? Bunları yaparken tabii belden aşağı uyuşturuyoruz. Lokal yaptığımız da oluyor ama sonrasında bunlara tavsiye ettiğimiz yani bu 2 milimetrelik bir aralık ameliyat yerinde herhangi bir problem hissetmez. Ama bastığı zaman ayak gene şişeceği için bu bir müdahale. Bir elinize diken batsa bunun şişmesi, inmesi bir hafta 10 gün yani bir şey dokunduğu zaman hissedersiniz. Bu onun gibi bir gene müdahale. Bir hafta 10 gün ayağınızı koruyun, suya sokmayın. Basarken de bir baston kullanın filan diyoruz. Sonrasında 3 senedir yapıyorum ben bunu. Hiçbir hastam dönüp de benim tekrar topuğum ağrıyor demedi. Süper. Peki ortopedi doktorlarını gezen bir hasta kitlesi var. Gezerler. Yani ben de onlardan biriyim. Ortopedi doktorunun ne aranmalı? Ne aranmalı? Bir ortopedi doktoruna soruyorsunuz. Tabii ki de size soracağım yani. Beni aramalıyız diye. Bunu gezenlere sormalısınız. Hocam sizi mi arasınlar direkt? Canım bunu gezenlere sormanız lazım. Ne arıyorsunuz da bu kadar geziyorsunuz? O ayrı bence de. Ya vallahi ben emir kuluyum. Bak bana soruları veriyorlar. Ben bana sorularını sormakla, burada yazılanı okumakla yükümlüyüm. Yani doğru, ortopedi doktoruna ne aranmalı? Hocam niye sizi tercih etmeliler? Şimdi mesela? Ben 1990'dan beri ortopedinin içerisindeyim. 91'den beri. Maşallah. Yani nereden baksanız 30-31 yıllık bir geçmişimiz var bu işte. Yani ben kendim hasta olsam diye söyleyeyim. Öyle. Değerlendirelim. Konuyu. Yani ortopedi doktoruna gittiğim zaman ortopedi doktorunun birincisi bana hakim olmasını isterim. Ben söylemeden bana olacakları veya hissettiklerimi, o sadece filme bakıyor, şeye bakıyor, MR'a bakıyor falan. Bakıp sizin şununuz var,
Siz şunları şunları yaparken zorluk çekebilirsiniz. Şunlar şunlar dolayısıyla siz buraya geldiniz. Benim söylemediklerimi de söyleyebilmesini isterim. Doğru hastama, teşhis koymalı. Hakim mi benim hastalığıma değil mi? Sonrasında da bunun tedavisinde olacakları bana net bir şekilde vermesini isterim. Net bir şekilde vermesini isterim. İşte bir hafta sonra şöyle olacak, bir ay sonra böyle olacak. Üç ay sonra böyle olacak, altı ay sonra böyle olacak. Yani biz hastalar genelde nikah yer. Altı ay, bir yıl gider gider gelirler. Bizim tedavilerimiz uzundur. Yani hele ki bir kırık tedavisine falan giriyorsanız onda yani minimum bir tibia kaval kemiği için kaynama süresi altı aydır. Genelde bunların gidiş gelişi bir, bir buçuk yıl sürer. Yani sonrasında kaslarda da inflamalar olur. Beraberinde gene kas yırtıkları, bağ yırtıkları falan varsa onların tedavileri uzayabilir. Yani bu süreci bana tam olarak anlatmasını isterim. Yani hasta mantığıyla bakmaya çalışıyorum. Ama bunlar gezerken ne arıyorlar onu onlara sormak lazım. Doğru söylüyorsun. Onu onlara sormak lazım. Peki. Onun için net bir şey diyemem yani. Anlıyorum. Peki kemik çatlaklarında nasıl müdahale edilmeli? Yani çatlak diye bir şey yoktur. Bu bizim şeyimiz. Vatandaşın gene uydurması mı diyeyim? Kendi koyduğu bir şey mi? Yani kırığın tanımı kemiğin korteks bütünlüğünün bozulmuş olmasıdır. Yani siz şu bardağı şöyle aldınız. Kenarından bakıyorsunuz. Şuradan şöyle bir çizgi varsa bizim için bu kırıktır. Doğru. Ama bu ayrılmadı. Yerinde duruyor. Ben bununla hala su içebiliyorum. Su sızmıyorsa vatandaş buna herhalde çatlak diyor. Ama bizim için tedavisi aynıdır. Yani kırık da olsa bu yerinden bozulmasa da bunun kaynama süresi 6 aydır. Şey olsa da bu ayrılmış olsa, parçalanmış olsa, dağılmış olsa, ameliyat gerektiriyor olsa ben onları bir araya getirip de gene plakla, vidayla bunları birleştirip de şey yapıyorsam gene 6 aydır. Benim için değişen hiçbir şey yok. Ama vatandaşımıza ha bu senin için ameliyat gerekmiyor. Bunu sadece altıyla düzeltebiliriz veya işte bir ay, bir buçuk ay üstüne basmayacaksın. Bileklik kullanacaksın veya dizlik kullanacaksın dediği kısmına herhalde bu adına çatlak diyorlar. Ha bir de şöyle de bir tabir vardır. Kırık olsa duramazsın. Kesin çatlaktır. Hani mesela bir yerin çatlamıştır. Yani hani yok yok kırmamışsındır sen. Kırık olsa duramazsın derler. Bu duramama kısmını hiç anlamam. Ben de anlamam çünkü ablam ayağını yani iki parmağını kırdı işte geçen sene doğumdan sonra. Baktım şişmiş ve morarmıştı. Burç'a dedim kesin kırık yani hani çünkü hani ben sporcuyum biliyorum falan. Dedim bak gidelim ya yok diyor acımıyor diyor hani ağrımıyor. Çünkü doğum o, yapalı zaten bir ay olmamıştı. Sezeryen dikişleri var hani ağrı eşiği yüksek falan. Annem de diyor ki kırık olsa duramazsın yani hani hep o tabir vardır zaten. Bir gitti kırmış yani hani belli çünkü kırık oldu. Ya bu kişiden kişiye çok fark ediyor yani adam kırık bacakla... Normal yürüyebileni de gördüm. Yani zor değil aslında. Ama bu sizin ağrı eşiğinizle alakalı. Ağrı kimisine bir diken batsa bir hafta ben aman öldüm bittim bilmem ne filandır. Ötekinin kolunu bacağını kesersiniz ağzını açmaz. Yani buna bir şey diyemem. Evet. Haklısınız. Buna, bu duramama kelimesini ben bilmem yani. Neden peki, duramıyorlar? Bence de. Bu arada kırık hareket etmediği sürece aramaz. Çocuklarda ve gençlerde iskelet ve kemik gelişimi için ortopedi doktoru olarak anne ve babalara ne tavsiye edersiniz diye sormuşlar. Yani biz açlıkla savaşan bir ülke değiliz. Yani geçen şey izledim ben televizyonda Afganistan'da işte kaç milyon çocuğun şu anda açlıktan hakikaten çok zor durumda olduklarını falan gördüm. Yani onların görüntülerine baksanız zaten içler acısı şey olarak filan. Yani ülkemizde bu açlığından ölen bir grup olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bu son dönemde mutlak fakirlik yok edildi. Yani özellikle bu hükümetin çok büyük başarılarındandır bu. Yani ben takdir ve tebrikle şey yapıyorum. İşte o 10 milyonun üzerinde benim zannettiğim bir kadarıyla devletten şey olan adam var. Yardım alan, ya bunların yakacakları da düşünülüyor, yiyecekleri de düşünülüyor. Kapılarına yiyecek de bırakılıyor, bunların vitamin desteği de var, şeyleri de var. Açlık diye bir sorun yok. Hangi besinlere dikkat etmeliyiz? Yani bu şey konusunda D vitamini kemikler için ana besin kaynağı. Kalsiyum ana besin kaynağı. Yani D vitamini ve kalsiyumun olduğu yerde bir de bunları aktive etmek için güneş ışığı gerekir. D vitamini hangi yiyeceklerde çok? En ucuz yiyeceğimiz hangisi? Yumurta. Golden standart. Golden standart. Yani bu altın standart bir besindir. Her gün bir çocuğun en az bir tane yumurta yemesi gerekir. O onun kemik gelişimi için bütün ihtiyacı olan D vitaminini verir.
Bunun yanında bir bardak süt de içiyorsa veya bir 50 gram 100 gram peynir yiyebiliyorsa bu da bütün kalsiyum ihtiyacını verir. Bir de benim kızdığım şey var. Habire bu damıtma su şeyden süzgeçten geçirilmiş arıtma suyuyla filan beslenmeye çalışıyor. Yani ben belediyelerin bu konuda çok iyi çalıştığına inanıyorum. Ben yıllardır musluk suyu içerim. Musluk suyu içebileceğiniz en sağlıklı sudur. Vallahi. Bu sert sudur. Bunun içerisinde mineralleri vardır, kalsiyum vardır, magnezyum vardır. Bu direkt şeyden terkostan gelen suların zaten arıtılmış ve belki içerisine klor katılmış, şey katılmış, mikropların arındırılmış şekli. Hı. Ve bunların her hafta bildiğim kadarıyla örnekler alıp inceleniyor. Bilmem, musluk suyundan ben hiç sallanan falan hiç duymadım. Yıllardır duymadım yani. O başka bir şeyden oluyordur. O çocuklara bu damatılmış sulardan, şişe sularından filan çok daha kaliteli olan musluk sularının en az günde bir bardak içirilmesini tavsiye ederim. He çok da ben korkuyorum filan diyorsa kaynatsın soğusun öyle içirsin. O daha mantıklı sanki. Öyle içirsin. Yani sert sular içmemiz gerekiyor. Pınar suyu içmemiz gerekiyor. Terkos suyu içmemiz gerekiyor. Sonuncu olarak da bu çocukların mutlaka güneş görmesi gerekiyor. D vitamininin aktive olması için bir böbreklerde aktivasyonu vardır, bir de ciltte aktivasyonu vardır. Yani aktif olmadan görevini yapamaz. Bunun için de en güzel organımız cildimizdir. Bunları zaten ülkemizde güneş görmeyen bir yer olduğunu pek düşünmüyorum. Yani bu çocukların mutlaka yaz günlerinde bir güneşlendirilmesi lazım. Yani illa deniz kenarına gidip çırılçıplak şey olması falan gerekmiyor. Evet. Zaten ülkemiz bu konuda güneş cennetidir maşallah. Hı hı. İyi güneşlenen bir çocuğun kemik gelişimi açısından bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yani bir tane yumurta, normal su, azıcık peynir veya süt bütün sorunu çözer yani. Harika. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mahmut Kalender stüdyo konuğumuzdu. Programımız devam ediyor.